hazır mı? Neden hazır mısın? Şimdi her şeyden önce Karabağ takımına biz hoş geldin diyoruz. Kardeş takımımız, kardeş ülkemiz. Ve onların acılarını da paylaşıyoruz. Ve depremde kaybettiğimiz bütün kardeşlerimizin de acılarını paylaşıyoruz. Hepsine Allah rahmet eylesin. Biz tabii ki dost bir ülkeyiz. Ama sahada da tabii ki mücadele edeceğiz. İki tarafta kazanmak için olacak. Biz de kazanmak için olacağız. Şimdi bizim bu maçı mutlaka iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Çünkü iddiamızı devam ettirmemiz için çok önemli. Buradan alınacak her puan çok çok önemli. Biz her zaman söylüyoruz, hem kendimiz için hem ülkemiz için oynuyoruz bu maçı. Biz bu maçı çok iyi bir şekilde bitirdiğimiz takdirde kesinlikle iddiamız devam edecek. Şu anda hala devam ediyor. Hala oynanacak 4 tane maç var. Ve biz bu maçların çok iyi şekilde bitireceğimize inanıyoruz. 2 tane oynadığımız maç vardı. İkisinde de gol attık. İkisinde de 4 gol yedik. 4 gol attık. Gol atabiliyoruz maalesef ama yediğimiz goller de oldu tabii ki. Şimdi bu maça bütün gayemiz, düşüncemiz galibiyet üzerine. Onun için her türlü riski de göze alacağız. Ve maçı kazanmak için ne gerekiyorsa her şeyi yapacağız. Tabii ki eksik arkadaşlarımız olabilir. Veyahut da dinlendirmek istediğimiz arkadaşlarımız olabilir. Öyle bir şanssızlığımız da var. Bu maçı oynadıktan sonra Perşembe gece bitiyor maç. Cuma, Cumartesi iki günümüz var. İki gün sonra da tekrar Galatasaray'la final gibi bir maç oynayacağız. Ama önce Karabağ maçı şu anda bizim için final niteliğinde bir maç. Mutlaka bunu çok iyi bir şekilde bitirmek zorundayız yani. Vallahi biz antrenman maçı yapsak bile yenildiği zaman moralim bozulabilir yani. Bunlar şey değil. Bu oynadığımız maçlar kolay maçlar değil. Yalnız işte basın baktığınız zaman basına bizim grup çıktığı zaman dediler ki en zayıf gruplardan bir tanesi dediler. Ama öyle göründüğü gibi değil. Yani Karabağ takımı da iyi takım, Tel Aviv takımı da iyi takım. Bilal zaten iyi bir takım. Onun için bu maçlarda her şey olabilir. Yani çok dikkatli şekilde bizim davranmamız gerekiyor. Bizim her şeyden önce biz lig burada Avrupa kupalarında gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz kesinlikle yani. Kalan 3 tane maç da olsun. Onu da kazanmaya çalışacağız ama bizim için bu maç bir final niteliğinde bir maç. Ama bizim her şeyden önce koskoca bir ligimiz var. Çok önemli ligimiz var. Türkiye kupamız var. Zaten bizim takımın hiç dinlenme şansı diye bir şey yok. Biz pazartesi Hatay'la oynuyoruz. Gece dönüyoruz. 2 gün sonra bu maç oynuyoruz. Tekrar gece maç oynuyoruz Galatasaray'la. Karabağ'la. Tekrar 2 gün sonra Galatasaray'la oynuyoruz. Yani onun için burada aksilikler, sıkıntılar hepsi yaşanıyor. Baktığınız zaman, sezon başına baktığınız zaman bizden daha büyük bütçelere sahip olan takımlar ve daha çok böyle oyuncu alan takımların hepsi elendiler. Yani hem de umulmadık takımlar elendiler. Onun için yani bizim tek gayemiz iyi oynuyoruz. Biz ne Tel Aviv maçında kötü oynadık ne de Villarreal maçında kötü oynadık. Real maçında kötü oynadık. İkisinde de iyi oynadık. İkisinde de çok güzel goller attık. Ama ikisinde de şanssızlık yaşadık. Ve biz inanıyoruz. Bizim takım tam olduğu zaman ben inanıyorum ki biz bu gruptan kesinlikle çıkacağız. Ama önemli olan önce bu maçı geçmemiz gerekiyor. Bu maçı biz geçebilirsek o zaman biz çok büyük bir avantaj yakalayacağız. Bizim sadece sıkıntılarımız, sakat arkadaşlarımız, yorgun olan arkadaşlarımız. Bir tek dezavantajımız o. Onun dışında bir dezavantajımız yok. Moral bozulmaya gelince de öyle bir şey düşüncemiz, öyle bir şey olması mümkün değil. Önümüzde demin de söylediğim gibi kocaman bir lig var. Daha ligin başı. 21 tane takımlı lig bu. Arkasından Türkiye Kupası var. Yani maçlar bitmiyor. Maçlar çok. Hiç o yüzden de bizim önümüze bakıp işimize bakmamız gerekiyor. Ama ben sizin dediğiniz şeyi aklımın ucuna dahi getirmek istemiyorum. Benim tek düşüncem buradan kendi sahamızdan galibiyetle ayrılmak. Başka bir düşünce yok.